Selamünaleyküm arkadaşlar. Öyle bir güzel yere geldim ki Yaprakhisar'a inerken Güzelyurt'tan Stabize'ye inilen yolun tam sağ tarafına düşüyor arkadaşlar. Yaprakhisar da tam karşımızda. Gerçekten burası muhteşem arkadaşlar. Hadi beraber gezmeye diyelim bakalım. Arkadaşlar o kadar muhteşem bir yapıya sahip ki burası iki katlı. Buranın normalde şuradan girişi varmış daha önceden. Burası üstü açılmış arkadaşlar. Bakın üst açık bölge komple burası tahrip olmuş, uçmuş. Gelin sizlere esrarengiz olarak geziyi şuradan bir başlayalım. Hemen burada bir susandıcı gibi bir çukur var arkadaşlar. Girişte şu sağ tarafı kaçırmak istemiyorum. Sağ tarafta da bir tane şekilli bir yer var. Biraz daha ilerisine bakıyorum. İleride de birazcık bir giriş noktası gibi bir yer var arkadaşlar. Bakalım. Hiçbir yeri kaçırmayalım. Burası kilisenin tahminim kalan kısmı. Buradan bakın çok muhteşem bir alan. Geniş açı olarak. Şimdi esrarengiz bölgeye doğru yol kat ediyorum. Gizemli arkadaşlar. En büyük kapı girişi buradan bu şekildeymiş. Bakın. Şimdi büyük bir salona çıktım. Sağ tarafında küçük yerleşim yerleri var. Küçük odacıklar. Burada oluklar var arkadaşlar. Ama bu oluklar herhalde daha sonradan kazılmış. Burası ibadethaneymiş. Köylüler burayı ahır olarak kullanıyor tahminim. Bakın burada da kilise simgesi var. Haç işaretleri. İki tane haç işareti var büyük büyük. Burada bir tane geçiş noktası var. Şurada da tahminim ufak bir odası daha var arkadaşlar. Aydınlatmayı da açayım. Evet. Küçük bir yaşam alanı. Bakın zaten belli oluyor daha sonradan kazıldığı. Yumuşak bir tabaka. Şimdi büyük alandan küçük alana bir geçiş noktası var. Burada bizleri karşılayan bir oda daha çıktı. Hemen odanın solunda da bir oda var. Böyle gizemli gizemli noktalara doğru gidiyorum şu an. Burada da bir tane küçük bir geçiş alanı var. Bakın. İçeriye doğru tripodumu uzatıyorum. Büyük bir alana çıkıyor arkadaşlar burası. İlerisi gözükmüyor. Tahminim kapı girişi şuradanmış. Kapanmış. Bakın. Bu şekilde. Şimdi buradan da bir giriş noktası varmış, kapanmış. Şimdi buradan daha bitmedi. Yukarıya doğru çıkış noktası var. Şurası arkadaşlar. Bizi karşılayan basamaklar var. Basamaklardan yukarıya doğru çıkıyorum şu an. Bayağı dik. Evet. Burası Yaprakhisar'ın karşısına düşüyor. Burada da aynı şekilde hayvanlara oluklar açmışlar. Bakın. Bu yeni açılan bir oluk arkadaşlar. Burada da büyük bir alana çıkıyor. Burası üst katı. Oda olarak kullanılmış tahminim. Buradan da diğer bir odaya geçit noktası var. Bakın. Erozyon olmuş. Taşlar çok yumuşak olduğundan
erimiş arkadaşlar. Buradan ilk giriş yaptığım noktaya kuş bakışı bakıyorum şu an. Bulunduğum alan, bakın arkadaşlar şimdi yaprak sarın katatrihali gözüküyor arkadaşlar, bakın. Evet, şimdi içerikli olarak tekrardan geldiğim yönden bu noktada bir iniş çıkış noktaları varmış. Bakın. Gizemli gizemli noktalar arkadaşlar. Herkes geldiği zaman buralar gezsin. Bakın. Şu yol güzel yurda gider. Stabilize yol ama güzel arkadaşlar. Biraz dik yokuş. Burada daha işareti var bakın. Tavanda bir tanesi burada. Bir tanesi de burada arkadaşlar. İbadete gerçekten çok önem veriyorlarmış. Şurayı da defineciler kazmış bakın. Buldular mı bilmiyorum artık. Buradan artık tekrar geldiğim yönden iniş noktasına doğru gidiyorum. Sağlam ayakkabı giyin çünkü buralar kayar arkadaşlar. İnerken düşmeyin. Gizemli yere çıkış noktasıydı burası. Sizlere bir tane de sürpriz olarak gördüğüm kuş yuvasını yanına doğru yol kat ediyorum. Kuşu da çekeyim. Bakın duvarda tahminim iki tane yavru arkadaşlar bakıyor bakın. Çok tatlılar yavrular. Üç mü iki mi belli değil. Diğerleri gözükmüyor arkadaşlar. Bak bir tanesi canlı. Bakıyor bana. Fazla rahatsız etmeyeyim arkadaşlar. Bakın. Ya Cenab-ı Hak bunları buralarda unutturmuyor. Cenab-ı Hak onlara annelerin gizli bir noktaya yuva yapmışlar arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyorum. Güzel bir alandı arkadaşlar. Bakın. Yukarıdan pencereleri var. Havalandırmaları var. Büyük bir alan. 15-20 metre uzunluk, 5 metre yükseklik var arkadaşlar. Genişlikte tahminim 6-7 metre. Şurada ne varmış? Bir de şu noktaya bakalım. Videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Esrarengiz yeri keşfettim. Gizemli olan noktası var. Karanlık hem de giriş çok dar olduğu için giremedim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.